Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zamanın son bölümü. Kulis kazanını kaynatacağız ama reklam arasında Sevilay Yılmaz dedi ki Erol mütercimlerle ilgili söyleyeceğim şeyler ya, var dedi. Gitti hocam evet, da. Buyurun, buyurun. Dinliyor ama bizi. Şu anda mesaj dinliyor. Attı. Dinliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bilmiyorum siz ne kadar zamandır tanıyorsunuz. Neredeyse 10 yıldır bizde. Ben çok eski tanıyorum. 18 yılı devirdik hocamla. 2002'de Habertürk kurulduktan sonra bizim komplo teorileri diye bir başlığı altında hatırlar mısınız? Tabii, çok tabii. Güzel bir programı ondan sonra vardı. Da aynanın arkası Erol vardı. Erol aynanın evet. Arkası. Tamam, ben de o zaman orada editördüm filan. Hocayla oradan tanışıklığımız vardı. Sonra dediği gibi işte Cem TV'de birlikte program yapmıştık filan. Ya çok üzülüyorum hocaya yapılan bu saldırılara, bu iğrençliğe çok üzülüyorum. Yani Erol Hoca benim tanıdığım en tatlı, en demokrat, en insan, sizin deyiminizde Kemalist, benim deyimimde Atatürkçü. Atatürk'ü en güzel anlatan, Atatürk'ü yürekten anlatan, en iyi anlatan isimlerden biridir. Ve ben yıllarca birlikte çalıştım. Oturduk, kalktık, çok da sohbetlerimiz oldu. Dünya tatlısı bir insandır ve asla ve asla, asla ayrımcılık bilmez. Hele başörtü meselesiydi, bilmem neydi. Bir kere hoca çok aşırı demokrattır ya. Öyle olmasaydı, bakın çok net bir şey söylüyorum. Demokrat olmasaydı, öyle bir anlayışa sahip olan Ufuk Güldemir gibi liberal, merkezde bir insanın kurduğu televizyonda o programı yapamazdı. Yani şu an yapılan haksızlık ve çok ayıp. Evet. Çok ayıp. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu iktidar tarafı dinliyor mu bilmiyorum. İktidar medyası. Kendisi de anlattı zaten. Bir de bu hoca Ergenekon zamanında, Ergenekon davaları zamanında 8 yıl hapis aldı. Ergenekoncu diye bir ara artık Ergenekon'un bilmem kaç bir listeler yayınlanıyordu, hatırlıyor musunuz? Tabii, dalgalar gibi. Bir listeler, dalgalar, işte Erol mütercimler bilmem kaçıncı sırada, işte Ergenekon şemasının örgütün, ETÖ'nün filanca işte bilmem neyinin başkanı falan. Yani bu insan vaktiyle FETÖ'nün zaten epeyce mağdur ettiği bir insan. FETÖ'nün, FETÖ'cülerin, FETÖ'cü avanenin hiç sevmediği, nefret ettiği bir isimdir. Çok mağdur ettiği bir isimdir. Zaten de, yani yeterince mağdur oldu o davalarda. Bir de şimdi böyle bir mağduriyet yaratmak. Erol Hoca üzerine böyle oyunu çok, yani gerçekten insafsızca. Peki. Ben çok iyi tanıdığım için söyleyemedim. Efendim, onu çok seviyorum. Ben sağ olun. Onu çok güzel seviyorum. Sözleriniz için de onun seviyorum. Adına teşekkür ederiz. Şimdi ama tabii ben de tabii Erol mütercimler hakkında konuşmak pek istemem. Çünkü izleyicilerimizle biz çok bütünleştik zaten. İzleyicilerimiz beni Erol abiyle çok bütünleştiriyorlar. Çünkü başka ben 180'e yakın program yaptım. Toplam 5 sene içerisinde 160-170 dedim. Belki 180 olmuş olabilir. O civarda bir program yaptık ve Erol abiyle çok uzun soluklu bir yolculuğumuz oldu. Onun için söyleyeceğim bir şey yok. Bizim her şeyimiz ortada zaten. Erol abiyle dostluğumuz. Ama kendisini bilen bilir. Hakikaten Türkiye'nin önemli entelektüel derinliğe sahip insanlarından biridir. Kendisini seviyoruz. Bu kadar diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Barış arkadaş, aç bakalım kulis heybesinin ağzını ve geçen hafta nerede kaldık oradan başlayalım ama zamanımızı da iktisatlı kullanalım. Tamam. Senden önce bir rol çalmak gerekirse İsmail Saymaz, Berat Albayrak'la ilgili bir şeyler söyleyecekti. Evet. Bir müsaade eder misin? Tabii ki. Benim öğrendiğim kadarıyla geçen hafta Berat Albayrak nerede olabilir diye fikir yürütmüştük. Barış çeşitli ihtimallerden söz etmişti. Birincisi demişti ki babasının yanında Trabzon'da yaylada olduğunu bir iddiaya göre ifade etmişti. Bir başka iddiaya göre Londra'da ev baktığını ifade etmişti. İstanbul'da olduğunu söyleyenler de vardı. Benim öğrendiğim kadarıyla kendisi 2 gün önce Antalya'dan İstanbul'a uçan bir uçakla İstanbul'a geldi. Yani Antalya'daydı. Tarifeli bir uçak. Evet, kendisi tarifeli bir uçakla gelmiş. Yani Antalya'da ailesiyle beraber tatilde olduğunu anlıyoruz. Ve yani özel bir arabayla değil, özel bir jetle değil, tarifeli uçakla gelmiş ki onu gören yolcular bir biçimde elden ele bana kadar ulaştı. Ben de çeşitli yerlerden teyit ettim bunu. Berat Albayrak'ın Antalya'da tatilde olup 2 gün önce İstanbul'a geldiğini. Bugün artık İstanbul'da. Bir de şunu merak ediyordum. Biliyorsun Süleyman Soylu istifasını önce Cumhurbaşkanı'na bildirmişti. Önce aramıştı. Önce Cumhurbaşkanı'nın haberi olmuştu.
Cumhurbaşkanı'nın sakın ha yapma demesine rağmen istifadan geri adım atmamıştı. Benim bildiğim kadarıyla istifasının metnini de göndermişti. Yani önce kamuoyu görmemişti. Önce kamuoyu duymamıştı. O sokağa çıkma meselesiyle ilgili evet, değil mi? Evet, sokağa çıkma yani yasağıyla ilgili. 14-13 Nisan akşamı evet. Öyle hatırlıyorum. 13 Nisan akşamı galiba. Önce Cumhurbaşkanı'na söylemiş, sonra Cumhurbaşkanı'nın birimlerine metni göndermiş. En son sosyal medyada paylaşmıştı. Ben acaba nasıl bir yöntem izledi diye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıma sordum. Cumhurbaşkanlığı da bizim gibi sosyal medyada görmüş. Oo. Evet. İstifayı zaten Cumhurbaşkanlığı saygısızlık ekibi, olarak değerlendirmiş. Evet, Cumhurbaşkanlığı ekibi bizim gibi Instagram'dan öğreniyor. Asıl Cumhurbaşkanlığı'ndan. O zaman köprüler herhalde biraz daha öncesinden atılmış şimdi herhalde. Arkadaşlar bakın. Ben size şimdi bir yazı okuyacağım. Neden bu tavır neden önemli diye bunu aktarmak istiyorum. Hatırlarsanız Soylu'dan sonra Sabah gazetesi Soylu'nun istifasını geri almasından sonra Sabah gazetesinde Soylu'ya karşı açık tutum alındı. Hatırlıyorsunuz değil mi o günlerde? Evet doğru. O günlerde Sabah gazetesinde öne çıkan yazarlardan Boğaziçi grubu denilen öbür ismini verince dava açıyorlar ki de bir duruşmaya gidiyorum, ifadeye gidiyorum. Boğaziçi Bosforus denilen bir kuşla adı anılan topluluktan. Evet. İsmail bu sabah da gittin galiba değil mi? Evet. Bu sabah da mı ifade ediyorsun? Dişi mi erkek mi? Bu dişi mi erkek bu arada sevgili izleyiciler bu sabah da İsmail Saymaz Vatan Gazetesi diyorum. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Evet. Biz de merak ediyoruz sırf sonucunu. Sırf bir kuşun adını andığım için bir... İsmail dişi mi erkek mi? Ne? Bu yazan kuş. Hayır onu şimdi... Ben hayır... Yani Boğaziçi topluluğu hani dönen, aynı zamanda arkadaşlar toparlayamıyorum izin verin. Tamam, Bosporus, saniye, Boğaziçi, Bosporus adlı bir organizasyon etrafında Boğaz'da bir yalıda toplanan aralarında Hilal Kaplan'ın da bulunduğu topluluğa bir isim veriliyor. Bir kuşun adı veriliyor. Şimdi bu ismi verince suçturusunda bulunuyorlar. Gerçekten bu ismi mi? Vermek FETÖ propagandasıymış. Yani şimdi güler misin ağlar mısın? Neyse. Hilal Kaplan'ın Sabah gazetesinde bir yazısı var. Ne zaman arkadaşlar? Hemen 14 Nisan'ın Soylu istifasından sonra. Ne diyor biliyor musunuz? Soylu istifasından ötürü Soylu'ya parmak sallıyor. Kaçının İçişleri Bakanlığı'na parmak sallama cesareti var bu ülkede? Kaç kişinin var arkadaşlar? Var mı? Benim yok. Benim yok. Jandarma elinde, polis elinde, korucular elinde. Yok öyle. Gazeteci olarak itiraz edeni eleştiririm ama bu dilde değil. Bakın. Şöyle sesleniyor Sayın Soylu'ya. Milletin gerçek anlamıyla canıyla uğraştığı, terör örgütlerinin erkeğe yattığı bir dönemde doğru dürüst uyku uyumadan binbir dertle uğraşan Cumhurbaşkanımızın onayı olmadan bu istifayı ilan etmek ne kadar doğruydu? Bu ona haksızlık sayılmaz mı? Cepheyi bırakarak çekip gitmek kimlerin işine yaradı? Pazar gecesi anlaşıldı ki Soylu'dan milletin beklentisi bundan sonra hangi sebeple yorulmuş olsa da liderinin işaret ettiği istikametten ayrılmaması, onun iradesini hiçe saymamasıdır. İstifa da izinli olacak yani. Yani istifa da önce onaylanacak. Sonra o kabul ederse ancak gidecek. Öyle kafana göre gidemezsin. Çünkü AK Parti'de, geçen hafta söyledim. AK Parti'de istifa diye bir kurum yok. O kurum eski Türkiye'ye ait. İsmet İnönü icat etti o kurumu. Türkiye 2012'den sonra... İstifa müessesesini kaldırdı. Neden? Çünkü istifa etmek için başarısız olmak gerekir. AK Parti başarısız değil. AK Parti'nin başarısız olduğunu kim söyleyebilir? AK Parti'de başarısızlık yoktur. Ancak aşırı başarıdan ötürü bir yorgunluk söz konusu olabilir. Çok başarılı olduğun için yorulmuş olabilirsin. Başarısız olamaz. AK Parti'de başarısız istifa yoktur. İstifa ettirilmek vardır. Peki al bayrağı şimdi, gel. Şimdi al düşün burada Sayın Lila Kaplan. Sabah gazetesinin aynı zamanda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun diye kendisini aradığı Sayın Lila Kaplan, Süleyman Soylu'nun önceden Cumhurbaşkanı'na bildirdiği sözlü, Cumhurbaşkanı makamına yazılı ilettiği ve sonra yayınladığı istifasından sonra bunu söylüyor. Neden onaylamadan istifa etti? Gel gör ki 6 ay sonra meğer Sayın Bayat Albayrak ne önceden söylemiş ne de önceden bildirmiş. Sosyal medyada paylaşmış. Ve Cumhurbaşkanlığı da Beştepe'de orada görmüş. Ya bir kısmımız Cumhurbaşkanı'ndan önce gördü. Bu Türk devlet geleneğinde hiç görülmemiş bir durum.
Yani Instagram'dan istifa etmek zaten görülmemiş bir durum. Yani o zaten yok yani, yeni zaten Instagram. Ama bir dahaki yani Süleyman Soylu 6 ay önce Cumhurbaşkanı'na sözlü makamına yazılı bildirip istifa etmişti. Burada ise istifayı etti, istifa öğrenildi. Sonra Sayın Bakan hesabı da kapatıp gitti. Yani artık istifa metni de yok ortada. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında Barış'ın da ifade ettiği bir, bunu hem anladığım kadarıyla bir saygısızlık olarak niteliyorlar, hem de biraz da yani Cumhurbaşkanı açıklamasında şu ifade de var. Sosyal medya hesaplarından birinde yayınlanan, yani biz de arayıp orada bulduk anlamında bir cümlede söz konusu. Bu iş benim bürokrasiyle konuştuğum, basın camiasında irtibat kurduğum kadarıyla devlet yeniden restore edilirken Naci Ağbal'la, efendim söyleyeyim, Lütfü Elvan'la, makul ölçüler, makul adamlarla, makul çoğunluğun istedikleri ölçüde devlet restore edilirken zannedersem Sayın Berat Albayrak'ın içinde bulunduğu bir hinterland'da da eksilmeler olacak. Yani çünkü iddia o ki Sayın Berat Albayrak sadece Maliye Bakanlığı'nı temsil etmiyor. O bakanlığa bağlı olarak Varlık Fonu'nu idare ediyordu. Varlık Fonu'nda bir dolu şirketi. Bu arada oradaki görevi de sona erdi mi? Yok. Yani devam şu an ama bitecek o da. Belki lağvedilecek Varlık Fonu. Çünkü bilmiyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Lütfü Elvan, Davutoğlu'na, Naci Ağbal, ek olarak Babacan'a yakın. Eğer bu yakınlıkla, politik yakınlıkla, yani ekonomiye bakış bakımına yakınlıkları halen devam ediyorsa, ki bence öyle, Varlık Fonu lağvedilecek. Varlık Fonu'nun içerisinde bir yığın şirket var. Türk Hava Yolları var, Çaykur var, Ziraat Bankası var, o var, bu var. Bir kere orada, orası bir revize edilecek. İkincisi Merkez Bankası'na zaten müdahale edildi. Bir de şirketler dünyası var. Yani özel alan var. Bir diğeri aslında tabii Adalet Bakanlığı'ndaki İstanbul yapılanması olduğu iddia edilen çeşitli hakim savcıların içinde olduğu bir grup var. Anladığım kadarıyla Abdülhamit Gül de bu hamleden aldığı cesaretle oraya dair değişiklikler yapacak. Zaten geçen aylarda yapmıştı. İki HSK üyesi görevden el çektirilmişlerdi. Ve bence İstanbul yapılanması diye adı çıkan bu yapılanmanın, içinde avukatların da olduğu iddia edilen bu yapılanmanın da kendisi önümüzdeki süreçte işleme tabi olabilir. Üçüncüsü basın. Evet. Daha önce konuşmuştuk. Sayın Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak Sabah grubunun başında. Sabah grubu sadece ATV Sabah'tan oluşmuyor. A Para, A Spor, Takvim. Bunun yanı sıra şu an gazete tekeli, dağıtım tekeli onlarda. Şu an Türkiye'nin tek kitap dağıtım zinciri DNR onlarda. Şu an basın ilan kurumuna etki ediyorlar. Kamu ihalelerinde, reklamlarında etki söz sahibiler. Demirören grubuna, Haber Global, değişik mecralara da etkililer diye biliyorum. Orası etkilenecek. Ve ben anladığım kadarıyla bu grup aslında ilk savaşını bugün vermedi. Bu ikinci savaş olabilir. İlki hatırlarsanız İçişleri Bakanlığı ile yaşandı. Yani emniyet ayağında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görevinden alınarak Ankara'da daha pasif terfi suretiyle tenzili rütbe denilebilecek bir şekilde merkeze çekilmiş olması da bundan önceki kavgaydı diye söyleyeyim. Dolayısıyla bir büyük restorasyon. Bir de Adalet Bakanı'yla var. Bir büyük restorasyon döneminin içinde bir yerde okumalıyız diye düşünüyorum. Peki. Son bir şey tam ekle, tam Barış'ta yeni döneme kulisler var galiba. Türk devleti kendisini yeni döneme hazırlıyor. Bunu söylemek gerekir. Yani Amerika ilişkileri bakımından, Orta Doğu'daki konumlanış bakımından da yeni bir döneme hazırlandığını söylemek. Evet Barış arkadaş. Geçen haftadan bu yana şimdi geçen haftadan bu yana kulis bilgilerini izleyicilerimiz bekliyorlar. Biraz hızlı birkaç ne olacağını söyleyeyim. Bir Muharrem İnce ile konuştum. Tamam. Bugün iki Mustafa Sarıgül'ün partisinin kurucularının isimlerini aldım. Güzel. Muharrem İnce'ye Sarıgül'le birlikte hareket ediyor musunuz diye sordum. Onun cevabını da aldım. Biraz sonra anlatacağım ama Osman Kavala'dan bir mesaj geldi. Ben sordum. Tam İsmail'in anlattığı meselelerle ilgili. Şimdi herkes bir hukuk reformundan falan bahsediyor ya. Bu hukuk reformunu nasıl yapacaklar ben anlamış değilim. Ya memlekette hukuk kalmadı ki zaten. Ya olan bir şeyin reformunu yaparsın. Hukuk ayaklar altında. Osman Kavala'nın şimdi mesajını söyleyeceğim. Bir, Berat Albayrak'la ilgili şu anda AKP'deki durumu tespit ediyorlar ve tam adını söylüyorum.
AKP şu anda Berat Albayrak dönemiyle ilgili bir hasar raporu çıkarıyor. Bugün çok sayıda AKP'liyle konuştum. Benim restorasyon tespitim yanlış değil o zaman. Ya şöyle, çok sayıda AKP'liyle konuştum. AKP'liler biraz da bu ekonomide yarattığı hasar raporu tabii, değil mi? Ekonominin bütün faturasını da anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan işin içinden sıyırarak Berat Albayrak'ı kesmek ve bütün dönemin kötü adam olarak Berat Albayrak'ı ilan etmek istiyorlar. Oysa ki bu iş tabii ki Berat Albayrak'ın sorumluluğunda bu noktaya geldi ama Tayyip Erdoğan ne demişti? Bütün politikaları ben belirliyorum, her şeyin talimatını ben veriyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda ekonomimiz hangi hale gelmiş? Türkiye'nin bir yıl içinde ödemesi gereken dış borç 180 milyar dolar. 30 milyar dolar cari açığımız var. Merkez Bankası da eksi 40 milyar dolara düşmüş. Bu ne demek? Aslında Türkiye iflas etmiş demek. Yani Demirel'in deyimiyle yurttaşlarımız 70 sente muhtaç hale getirilmiş demek. 3,5 milyon insan şu an Türkiye'de kredi kartını ödeyemiyor. 29 milyon dosya icrada, herkes birbiriyle mahkemelik. Bakıyorsun, yaptıkları en büyük kötülük ne? Sabit kur ve düşük faiz politikalarından dolayı Türkiye'nin tam 120 milyar dolarını çarçur ettiler. Nasıl çarçur ettiler? Bağımsız ve özerk olması gereken Merkez Bankası siyasi baskı altına alındı ve Merkez Bankası AKP iktidarının adeta bir kolu haline dönüştürüldü. Gençlik kolları, kadın kolları gibi bir kolu haline dönüştürüldü. Oysa ki dünyanın her yerinde sevgili Murat Sağman'ın da, ekonomist Murat Sağman'ın da deyimiyle merkez bankalarının araç bağımsızlığı olur. Bu ne demektir? Yani faiz indirmek istiyorsa indirir, faiz çıkarmak istiyorsa çıkarır. Ama Merkez Bankası'nın elinden bu yetki alındı ve siyasi baskılar yüzünden de 16 ayda tam 3 Merkez Bankası başkanı değişti. İsmail'in de ifade ettiği üzere Berat Albayrak pazar gecesi İstanbul'a tarifeli bir uçakla döndü. Şu anda AKP'lilerin deyimiyle zihni dinlenme sürecini yaşıyor. Evet, Berat Albayrak'a yakın isimler tasfiye edilecekler. O çok net. Medyada, yargıda, poliste, milli eğitimde ve diğer yerlerde Berat Albayrak'a yakın olan üst düzey yöneticilerin tamamı tasfiye edilecekler. Bugün çok sayıda AKP'li eski ve yeni milletvekiliyle konuştum. Berat Albayrak'ın istifa sürecini ve görevi bırakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz dedim. Çok garip bir dünyada yaşıyoruz Gürkan. Yemin ediyorum. Ne dediler biliyor musun? Ya sanki ağız birliği etmişçesine Berat Albayrak'ın istifasını ve görevden alınmasını geç bile kalın da değişmesi lazımdı diye yorumladılar. Halbuki 10 gün önce... 10 gün önce Berat Albayrak'ın etrafında pervane gibi dönmeye çalışıyorlardı. Dönmeye çalışıyorlardı diyorum çünkü göremiyorlardı. Berat Albayrak milletvekillerinin telefonunu açmamasıyla ünlüdür bakanlar içinde. Telefonlarının tamamını açan tek bakan Süleyman Soylu'dur. Telefonlarını hiç açmayan bakan Berat Albayrak'tır. Bu da önemli bir işaret ama. Tabii. Şimdi ne yapacaklar? Bir, bunları Berat Albayrak ve ekibi de benden öğrenecek. Külliyedeki ekonomi ekibi tamamen değişecek. Onun zaten ilk hazırlıklarını zaten pazartesi gecesinden yaptılar. Ekonomi İki, ekibi de ekonomi bilim kurulu mu? Berat Albayrak'la birlikte hareket eden danışmanlar, bilim işte hangi kurullardaysa. Cumhurbaşkanlığı bilim kurulu tabii. Değil yani. İki yok değil canım. Berat Albayrak'la, ekonomi kurulu. Berat Albayrak'la birlikte hareket eden, Berat Albayrak döneminde atanan özel sektördeki kuruluşların başında olanlar da uzaklaştırılacak. Yani işte GSM şirketleri falan var. Bir, yarın Lütfü Elvan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek. Oradaki görüşmelere katılacak. Daha da önemlisi, Abdullah Gül ve Lütfi Elvan ya yarın ya da öbür gün buluşacaklar. Ekonomi ve hukuk reformu için konuşacaklar. Abdullah Gül, pardon, özür dilerim. Ben de şok oldum. Abdullah Gül her hafta bizim buraya... Tam polisi patlattı dedi. Yok canım. Senin aklın hep... Abdullah Gül bizim yayının her akşam gelir. Abdülhamit Gül ve Lütfi Elvan birkaç gün içinde buluşarak ekonomi ve hukuk reformunu konuşacaklar. Sonra ne olacak? Lütfi Elvan yeni çizilen yol haritasına göre milletvekilleriyle sık sık bir araya gelecek ve bu sırada da az önce adından bahsettiğim
o hasar raporu çıkarılacak. Yani Berat Albayrak döneminde ekonomi neleri yaşadı, ne hale geldi? Bugün konuştuğum AKP'liler diyor ki artıların eksilerini çıkaracağız. Bu eksilerden biri de bize çok büyük oy kaybettirecek bir kanun teklifiydi. Son anda fark ettik. Sendikalar ve muhalefet de bastırınca geri çektik. Neydi o? Hatırlayın, burada konuşmuştuk. 25 yaş altı evet. ve 50 yaş üstündeki yurttaşlarımızın tüm sosyal haklarının budanması. Bu kanun teklifi iki holdingin isteği üzerine iddiaya göre Berat Albayrak tarafından meclise getirilmiş. Ve Berat Albayrak'la birlikte hareket eden grup başkanı Mehmet Muş bu kanun tasarısının duyulmaması ve alelacele geçirilmesi için de hayli çaba göstermiş. Fakat başta DİSK olmak üzere Türk İş ve Hak İş gibi çok diğer sendikalar da bunu ortaya çıkartınca Tayyip Erdoğan iddiaya göre ya bu nedir arkadaşlar, bu sendikalar niye benden sürekli randevu istiyorlar nedir denilince, kendisini anlatılınca ondan sonra zaten muhalefetin ve sendikaların bastırmasıyla birlikte de Tayyip Erdoğan bunu geri çektirdi. Diyorlar ki Berat Albayrak çok büyük bir sıkıntı yaratacaktı bu takıntısı yüzünden. Önümüzdeki günlerde ne yapacaklar? Bir, para sahipleri ve ekonomi dünyasındaki önemli isimlerle AKP yeni bir dönem başlatmak, iş dünyasıyla istişareler yürütmek istiyor. Muhalefet de ilk kez duyacak Direkt buradan. Direkt Sabancı da geliyor muymuş? Direkt Sabancı Dilek Sabancı. Güler Sabancı. Berat Albayrak'ı Güler diziyordu. Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni dönemde muhalefeti ikna turları da düzenleyecekmiş. Muhalefet partilerine de buradan duyuralım. Yeni dönemdeki sloganları daha çok iletişim. Yani anladığım kadarıyla İnşallah. Muhalefeti de hemen şunu da söyleyeyim. Osman Kavala'yı niye anlattım? Şimdi ekonomi ve hukuk reformundan bahsediyorlar ya, bunu hemen söyleyeyim, sonra da iki kulis verip bırakayım. Osman Kavala'dan bugün avukatı Deniz Güneş aracılığıyla bu hukuk reformuyla ilgili bilgi istedim, görüş istedim. Şunu söyledi, bir mektup yazmış ama diyor ki, zaman dar olduğu için söyleyeyim kısaca. Anladığım kadarıyla diyor, hakimler savcılar kurulunun incelediği dosya beraat ettiğim Gezi davasıyla ilgili. Tahliyemi engelleyen casusluk kurgusu üzerine oturtulmuş yeni iddianamenin de incelemeye alınması gerektiğini düşünüyorum diyor. Ve Osman Kavala mektubunda diyor ki, Halk TV izleyicileri için gönderdiği mektupta, Adalet Bakanı tutuklamaların istisnai olması gerektiğini söylüyor. Kanaatimle zihniyetin değişmesi için bu ifade yeterli değil. Hukuksuz tutuklamaların özgür yaşama hakkının gasp olduğunu ve suç sayılması gerektiğinin kabul edilmesi önemli. Somut delil olmadan, nesnel bir değerlendirme yapılmadan ağır suçlamalar içeren iddianameleri hazırlayan savcıların da bu işte büyük sorumluluğu var diyor. Son söz, tabii bu hukuk reformundan bahsettiğimizde Gürkan, son haftalarda gündeme gelen meselelere bakalım. Bugün mesela Diyarbakır'da Ağır Ceza Mahkemesi 21 Mart 2017'de öldürülen, polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut davasında beraat verdi. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında meclisteki konuşmalarından dolayı fezleke geldi. Antalya'da İsmail Demirbaş adlı bir yurttaş kameralara konuştuğu için tutuklandı. Yılmaz Özdil, ben Hulusi Akar'la gezmeye gitmem dediği için 5 ay hapis cezası aldı. Doğru Parti'nin genel başkanı Rıfat Serdaroğlu uçaktan inerken Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye gözaltına alındı. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin bir hukuk reformu yapması şart ama dediğim gibi olmayan hukukun neyini reform yapacaklar? Son kulisimi söyleyip hemen... Kulisleri söyle, o partiler üzerinden biraz görüş toplayayım. Tamam, hemen söyleyeyim. Bir, bugün Mustafa Sarıgül Ankara'da partisinin ilk toplantısını yaptı. Ve bu toplantıda Türkiye Değişim Partisi'nin 20 Aralık'ta... Adı Türkiye Değişim Partisi. Türkiye Değişim Partisi şu an için onun üzerinde uzlaşmışlar. Türkiye Değişim Partisi'nin 20 Aralık'ta kurulacağını ilan ettiler. O toplantıda da ilginç de bir isim katıldı. Yine Türkiye Değişim Partisi'ne, Mustafa Sarıgül'ün eski dostu Necmettin Erbakan'ın yeğeni, Bayındırlık Bakanlığı'nın eski müsteşarı Sabri Erbakan bu partide kurucu olarak yer aldı. Doktor Oğuz Fidan, iş insanı Edip Oruç, genel sekreter olarak Hasan Aydın, açık hava reklamcısı İrfan Karakaş, ekonomist Aziz Satipoğlu, iş insanı Erol Korkut ve
Cemiyet hayatının tanınmış ismi. Sevilay sen tanıyabilirsin. Cemiyet hayatının önemli bir simasısın. Monique İpekel. Sertaç Güngör diye birçok isim katıldı. Sarıgül'ün ama bunlar siyasi kurucu. Anladım da siyasi arenada çok fazla bilinen isimler değil. Hasan Aydın falan biliniyor. Hasan canım. Aydın. Sabri Erbakan da biliniyor. Diğerleri de zamanla yapacaklar. Sarıgül'ün partisinde bir yani tüzük yapılmış. Başka isimler çıkacak şu mı? An kurucu olarak bunlar 30 kişi. Herkesi partinin tüm yöneticilerini üyelerin seçmesi konusunda bir uzlaşmaya varmışlar. Delegelik sistemini kaldırıyorlar. Genel başkan da dahil herkesi üye seçecek. İki kez seçim kaybeden genel başkan istifa edecek. Muharrem İnce'yi aradım bugün. Çünkü bazı gazetelerde falan Muharrem İnce'nin Mustafa Sarıgül'le hareket ettiği yönünde iddialar dolaştı. Muharrem İnce dedi ki ben yarın sevgili arkadaşım Erdin Bircan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Edirne'ye gidiyorum. Orada anmaya katılacağım. Dün de Çankırı'daydım. Memleket hareketi olarak gezilerimize devam ediyoruz. Ben hiç kimseyle Mustafa Sarıgül ya da arkadaşlarıyla bir görüşme yapmadım. Ümit Özdağ'la da görüşmedim. Ümit Özdağ'la birlikte hareket etme gibi bir iddiamız da yoktur. Bu tamamen uydurmadır dedi. Sarıgül'le de birleşecek gibi bir iddia. Onu da söyledim. Sarıgül'le birlikte hareket ediyor musunuz dedim. Ben ne Sarıgül'le ne Ümit Özdağ'la hiçbir şekilde temas kurmadım. Biz Memleket Hareketi'nin manifestosunu yazdık. Şimdi de programını yazmak için kampa giriyoruz Barış, dedi. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Muharrem İnce artık parti kurmak için gün sayıyor. Programını yazıyorum diyor. Tabii, gün sayıyor. Peki. Sevilay Yılmaz'dan başlayalım. Bu kurulacak iki parti. Mustafa Sarıgül'ün partisi, Muharrem İnce'nin partisi. Yeni partilerde belki yolda ama şu anda bunlar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah hayırlısı olsun. Yani Türkiye'de demokrasi var sonuçta. Türkiye hukuk devleti ve yüreğine güvenen, gücüne güvenen böyle bir girişimde bulunursa da ben ancak saygı göstermek durumundayım ama ha yani analizimi soruyorsan yani tabii ki parti kurmak isteyen parti kurabilir. Her ne derler her aslanın gönlünde böyle bir atası yatar bir şey yatar. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Neyse öyle bir at işte. Başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Yok yani ne Muharrem İnce'nin ne de Mustafa Sarıgül'ün yani o eğer bir beklentileri var ise kendi yani iktidar perspektifiyle bakınca mı diyorsun? Hayır, kendi yoksa açılarından yani kendi baktıkları yerden eğer gerçekten seçmende çok büyük bir karşılık bulacaklarını falan düşünüyorlarsa bence yanılıyorlar. Ben her iki ismin de çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Elbette ki ufak yani belli bir puan mesela 0.51 %1 gibi oranla belki bir hani bir şey oluşturabilir. Belli kitleleri peşlerinden Cumhurbaşkanı sisteminde önemli olur mu o %1'ler? Olsaydı geçmişte görürdük olsaydı eğer işte bir sürü parti vardı. O partilerin de mutlaka bir şeyi olurdu. Olacağını düşünmüyorum. Ama %1 bile çok önemli şu an bu başkanlık sisteminde. %1 de çok önemli ama şimdi şey gibi düşünün. Şu anda muhalif kesimde bir de seçmende şey var. Bölünme korkusu. Bölünme korkusu var ve bölene de aşırı bir tepki var. Ben bunu yakın çevremde görüyorum. Mesela etrafımda Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu vakitlerde ona gönülden destek veren, onun için kapı kapı gezen, sokak sokak gece gündüz kendini heder eden birçok insanın şu anda Muharrem İnce'ye karşı çok büyük bir öfke duyduğunu görüyorum. Yani Muharrem İnce belki yani kötü şey yapmak istemiyorum. Yani niyet okuyucusu değilim. Hani böyle diyorlar ya işte AKP'nin AK Parti'nin işte politikalarına hizmet etmek amacıyla yola çıktı filan. Yani fitne amaçlı yola çıktı. Ben böyle bir şey demiyorum. Haksızlık yani diyemem. Yani. Hayır diyemem zaten. Yani şeyim değil ama sonuçta böyle bir algı var, böyle bir imaj oluştu. Çünkü muhalefet ilk defa son dönemde böyle ilk defa artık iktidara geliyoruz gibi bir şey içerisinde, ruh hali içerisinde, hani zafere doğru gidiyoruz ruh hali içerisindeyken içinden çıkacak böyle Muharrem İnce veya Mustafa Sarıgül gibi figürlerin ayrıştırıcı bir anlayışla parti kurmaya yönelmelerine aşırı tepki var.
Aynı şey Mustafa Sarıgül ama için. Ama ikisi de bölünmüyor diyor. Bak, oylar. Barış, sana bir şey söyleyeyim. Sen de benden daha iyi biliyorsun ki, sen de yakın çevrende. Yani bir oy bile gitse benim annemin gözünde, örnek veriyorum, benim ağabeyimin gözünde büyük hain yani. Bir oy bile, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya işte Millet İttifakı'na... Anneniz CHP seçmeni o zaman. Herhalde canım, yani bunu konuşmaya gerek var mı? Benim bütün sülalem CHP seçmeni de, ama ve şeyi görüyorum yani, bu ayrışmaya karşı aşırı tepki var. Ya bir şey olacağını düşünmüyorum. Muvaffak olunacak bir durum olduğunu görmüyorum. Düşünmüyorum. Büyük hüsranla da, hatta bak, büyük, çok büyük hüsranla da sonuçlanabilir bu çıktıkları yolun sonu. Hem Mustafa Sarıgül için hem de Muharrem İnce için çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü peki, CHP şeyi buna şey değil. Hazır mı? Ya da hazırın ötesinde müsait değil. Öyle söyleyeyim. CHP seçmeni böyle kendi içinden çıkıp birini, ya daha önce de çok kez denendi. Bir sürü parti kuruldu falan. Hiçbiri muvaffak olamadı. Mesela şey vardı, bir hanımefendi vardı. Ha, Emine Ülker Tarhan. Mesela. Yani Emine Hanım çok büyük iddialarla çıktı gitti, parti kurdu falan. Bir Gülayman Güler vardı mesela. Başka isimler de vardı. Birçok kez, defalarca şey yapıldı. Yani böyle girişimlerde bulundu. Hiçbiri muvaffak olamadı. Çünkü gerçekten CHP seçmeninin bu tür ayrı duruşlara karşı sergilediği net bir tavır var. Ya CHP'lisin ya gidersin. Ya benimsin ya toprağınsın. Peki. Bu benim analizim. Elfin Tataroğlu. Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül. Şimdi öncelikle tabii hayırlı olsun. Kime? Önce bunu söylemem lazım. Yeni parti kuranlara hayırlı olsun. Tamam. Ama şunu belirtmem lazım. Sevilay Hanım'ın kaldığımız yerden devam etmek gerekirse... aslında CHP tarihinde ayrılan ve parti kuran isimler var. Mesela bir Deniz Baykal örneği var. Deniz Baykal 3 kurultay İnönü'nün karşısına o çıktı. O SHP'den ayrıldı. Ama olsun işte SHP'den ayrıldı. Ama çok ayrılı. Başkaydı. Yok yok, aynı şey. 21 milletvekiliyle ayrıldı ve CHP'nin içine geldi. Daha sonra Ecevit, Bülent Ecevit, yani partinin eski genel başkanı ayrıldı. DSP'yi kurdu ve iktidara geldi. Yani dolayısıyla aslında seçmeni de geçişkendir. Yani kurarsa geçer. Ama onların koşulları şu anda hem ayrılanlarda yok, hem Türkiye'de yok. Yani olamaz ne demek, deyip, biraz açar mısınız? Olamaz deyip hani kökten, hani CHP'de bu hiç olmuyor, böyle bir şey mümkün değil deyip kökten karşı çıkmak ayrı mesele. Hani ben oluyoru savunuyorum. Ama olanların bir kere şöyle bir şey var. Hem Deniz Baykal'ın ayrılışında hem Ecevit'in ayrılışında bir kadroyla ayrıldılar. Doğru. Yani 21 milletvekiliyle Deniz Baykal CHP'ye geçti. SHP'nin genel sekreteriyken. Bu mesele, yani kadro hareketi olması ve kadronuzun siyasi kadro olması bu manada çok önemli. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla zaten Muharrem İnce'nin kendi tercihi siyasetten gelen insanlarla hareket etmiyor. Bunun avantajını dezavantajını zaman gösterir. Ama iki şeyi söylemem lazım. Bir, evet, başkanlık sistemi yeni partilerin kurulmasına imkan tanıyor. Bir de üstelik hani %1 bile alanı genel başkanı meclise taşıyabiliyor. Evet, ama ittifakın içinde yer alırsanız bunun bir anlamı var. İttifakın içinde yer almazsanız parti kurmanızın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bu yeni kurulan partilerin... Muharrem İnce o konuda tam Barış başlangıçta bir özür dilerim, Millet İttifakı'nın içindeyim dedi. Sonra o söyleminden vaz mı geçti? Elfin'in sözünü kesmeyeyim ama şöyle... Yok, devam edecek Elfin. Yok, ben bir tamamlayayım o zaman. Yani peki, onu zaten peki. Barış anlatıyor. Yani ben diyorum ki evet, hani bu tür kopmalar, ayrılmalar ve parti olarak... büyümeler mevcut ama bu yapı şu anki ne koşulu var ne de böyle bir ayrılış var. Bir, bunu söylüyorum. Yani çok fazla kişiler üzerinde yürüyen
partiler. Yani çok fazla kişi egemen partiler. Dolayısıyla hani benim görebildiğim kadarıyla lidere egemen diyelim ya da hani benim gördüğüm kadarıyla bir ittifakın içinde yer alması da zor görünüyor. Yani evet, Muharrem İnce'nin ben bir ittifak içinde yer almak için yola çıkmıyorum sözü var. Hani kendim hedefliyorum ama olursa da elbette tabii ki herhalde Millet İttifakı'nı düşünüyordur. Ama şöyle de bir durum var. İyi Parti MHP'den ayrıldı. Ayrılan bir ekibin kurduğu bir parti. Karşıt görüşleri olduğu için, çünkü parti içinde demokrasi adına kendileri birbirleri arasında bir mücadele verdiler ve birbirlerine karşı düştükleri için karşı iki ittifak içerisindeler. Şimdi burada CHP'den karşı düşüp, yani Muharrem İnce CHP'ye ve mevcut yönetimine ne diyor şu anda? Yani size karşıyım diyor, sizin yönetiminize karşıyım. Tıpkı İyi Parti'nin MHP'ye dediği gibi, öyle değil mi? Peki buradan bu ilkesel itiraz edip bu yönetime sonra tekrar aynı ittifak içerisinde olmak mümkün mü? Yani mantıken ben bunu mümkün görmüyorum. Dolayısıyla evet, başkanlık sistemi, yani cümlemi bir teorik tabana oturtuyorum, yani fikrimi. Başkanlık sistemi yeni partilere imkan tanıyor. İşte Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı girdi. Burada Demokrat Parti'nin genel başkanı girdi. Yani %1 dahi olsanız bir imkan tanıyor. İttifak içinde olursanız. Peki bunlardan... İttifak içinde olmazsanız bir ehemmiyeti yok. Anladım. Peki bunlardan bağımsız başarılı olamayacağını düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle bakın, bunları söyledik. Ayrıca bu partilerin, yeni kurulacak partilerin muhakkak ki söyleyecekleri sözler seçime kadar çok etkili olacaktır. Söyleyecekleri sözler, ekipleri etkili olacaktır. Ama tüm bu işler adaylar belirlenene kadardır Gürkan Bey. Adaylar belirlendikten sonra... Cumhurbaşkanı adayı. Tabii, yani her seçime giderken Cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra bir tek seçmen oyun bölünmesini istemeyecektir. Çünkü Türkiye'de öyle bir kutu, yani öyle bir kutuplaştı ki artık hiç kimsenin tahammülü yok. Yani oyun bölünmesine tahammülü yok ve öyle de bir aday çıkar ise bu başarı partilere de yansır. Ya yani seçmen adaydan memnun kalırsa, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem genel seçim bir arada yapılacak ya, seçmen Cumhurbaşkanı adayından memnun kalırsa partisini de büyük oranda onaylar. Ha, arada %2-3 fark olur. Yani Muharrem İnce fark... milletvekili olmak için mi girdi böyle bir şeye? Yani zaten o... milletvekili olamıyor. Yani Cumhurbaşkanı adayı olacağı için, yani, değil mi? Hayır, olursa örnek veriyorum. İttifakta rol aldı da hani Elfin Hanım'ı desteklemek için. İttifakta rol alırsa Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Hadi Muharrem Bey, seni hani şey yapalım, hani memnun ol, gönlün hoş olsun, seni milletvekili adayı yapalım deyince kabul mü edecek yani? Bunun evet, için mi yani girmiştir? Ben burada bir teorik, ya da Mustafa Sarıgül. Hani bir, yani çok bir, anlamsız bir teori, bir çıkış. Teorik zemin oluşturup onun üzerinden konuşalım istiyorum. Çünkü hani kişiler üzerinden konuşmaktansa kavramlar üzerinden konuşmak daha doğru olur. Yani bu perspektiften baktığımız vakitte son düzlükte seçmen, bakın şimdi bu son seçimde de hani Muharrem İnce diyor ya, ben daha yüksek oy aldım partiden mesela. Yani o şöyle bir şey, bakın hani orada eğer ki size oy veriliyorsa bir nebze aslında parti ve genel başkanı da onaylanıyor demektir. Yani sen doğru adaya çıkar. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'na oy verildi, öyle değil mi? Onu kim aday gösterdi? Şimdi o da onaylanıyor demek aslında bir yerden. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Oraya oy veren seçmenin hareket davranış biçimi olarak. Ya belki ilk turda alır deyip diğer partiden, HDP'den, İyi Parti'den görüyoruz. Geçmiş yani buraya, oy vermiş oraya. Ama bu şu demek değil yani, o daha fazla oy aldı diye. Bu CHP çok kötü, ben ona oy vermiyorum ama sen çok iyisin ona ver. Hayır, orada bir umut şunu söylüyor yani seçmen. Belki ilk turda geçersin. Ben davranışımı burada böyle sergiliyorum diyor. Dolayısıyla ben bu meseleyi başa döndüğümüzde çok kolay görmüyorum. Elbette ki hani herkesin demokratik hakkı, hani parti kurmakta, bu mücadeleyi vermekte. Ama söylediğim koşullardan ötürü ittifak içinde yer almadıkça yeni bir partinin varlığı çok anlamlı değil. Ha, öyle bir oluşum, öyle bir hareket gelişir ki seçmen nezdinde %5, %6 takdir görür.
Çünkü en büyük seçmen grubu şu anda kararsız seçmen. %30'a yakın. Çok büyük. Yani kararsız seçmenle dair de böyle bir reçete yazamayız yani. Bu seçmen katiyen oy vermez, katiyen oy verir gibi. Olur da böyle bir iltifata tabi olursa seçmen tarafından. Ha, o zaman karşımıza çıkacak sorun şu. Düne kadar hani çok sert eleştirdiği bir partiyle aynı ittifak içerisinde bulunacak mı? Çünkü bu bir ittifaklar sistemi. O zaman acaba üçüncü bir ittifak mı doğacak? Gibi çeşitli şeyleri de tartışıyor olacağız önümüzdeki günlerde. Ben Baykal ayrılışına dair bir dipnot. Buyurun verin, ondan sonra İsmail Saymaz'la da bitireceğiz. Baykal ayrıldı, evet, CHP yok ama hatırlarsanız CHP yasaklıydı 12 Eylül'den sonra. Tabii yasaklıydı. Yasak kalktığı için. 21 ama CHP'de yerel şeyleri almıştı, belediyeleri güçlüydü. CHP'nin siyasi şeyiyle, yaklaşımıyla meseleye CHP'ninki çok farklıydı. Hayır. Orada bir ayrışma var. CHP ama CHP'nin seçmeni de CHP'ye kalkınca, geçmişti. Hayır. CHP üzerinde yasak kalkınca Baykal 21 milletvekili. Şimdi elbette ben bunun geçmişti. Tarihini zaten yazdım kitabımda da. Hani biliyorum söylediğin şeyi. Yani, yani yeni bir parti kurma demek istiyorum. Hayır, anlıyorum. Yanlış ama anlıyorsun. Ama hayır. Gözler yediniz yani, uzak mı? Yeni bir dakika, oluşum değildi yani. Anlıyorum ama şimdi söylediğiniz kadar ya. Tutucu bir seçmen yok. Yani şimdi dediniz ya var. Katiyen oraya gitmez. Katiyen buraya gitmez. Tarihte gitti. Yani CHP çok başarılıyken CHP'ye gitti. CHP'den DSP'ye gitti. Yani bunu değerlendirebilir. Ama o koşullar şu anda yok. Yani o koşullar, o seçmen, o Türkiye, o sosyoloji şu anda yok yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani Baykal'ın da Ecevit'in de hani baktığınızda o ayrışan insanların bir başarı hikayeleri vardı. Hepsinin. Yani o ayrıldıkları noktada geride bıraktıkları Muharrem başarı. Muharrem İnce duymasın. Öyle ama bir başarı. O da çünkü kendisinin ama yok. Mustafa Sarıgül'ün yok. Yani şimdi seçmen matematiğe bakıyor. Matematiğe. Ne yaptı diyor. Onu yaptı. Bitti. Yani seçmen peki. Matematiğe bakıyor. O yani yüzden Saymaz'da bitiriyor. Pardon. Yani ben şimdi bunları denkleştirmek, eşitleştirmek için söylemedim. Sadece tarihi gerçeklikleri söylemek için söyledim. Yoksa ben de hani bu hareketin içinden öyle bir şey hani doğmayacağını gerekçeleriyle beyan ettim. Yani orada çünkü farklı bir örgütsel hareket, ideolojik taban ki daha evvelki programlarda da söyledim. Rahmetli Bülent Ecevit'in çıkışı aynı zamanda yani aslında İnönü'ye karşı çıkışı da bir ideolojik ortanın soluğu tabii. Bir kitaplaydı. Yani bu insanların yürüyüşü, yolculuğu, tabanı, hareketi çok farklıydı. Çok farklıydı. Türkiye koşulları da farklıydı. Ama bu şu değil yani asla gerçekleşmez. Gerçekleşir ama koşullar yok şu anda. Peki. İsmail 15 Saymaz. Saniye evet. Çalayım. 15 saniye. Çabuk çal. Halk TV izleyicileri üzerine bir tartışma yaratıldı ya. Sevilay burada gördü. Telefonuma 800'e yakın fotoğraf geldi. Arkadaşlar rica ediyorum fotoğrafla göndermeyin. Tweet'e atın. Ama bir fotoğrafı Deniz'e yolladım. Onu Deniz geldi mi sana fotoğraf? 98 yaşında Fatma Aydın ninemiz gece bu saatte Halk TV izliyormuş. Onu bir evet şu anda çok tatlı. Evet Halk TV izleyicisi bizim şimdi beyaz tüpler. Şu anda sevgili izleyiciler beyaz tüpler. Bizi evet, yalıyla bizi izleyen izlediğini gösteren Berkun Oya. Yönetmen Berkun Oya'ya gönderiyoruz bu fotoğrafı. İşte bir şimdiki zaman izleyicisi. İşte bir Halk TV izleyicisi. Lütfen doğru cümle kur. Monşer. Bak monşer. Bende var. Monşerler, beyaz tükler, kodamanlar. Gönder. Denize. Sırtı yağ bağlamışlar. Bana gönder. Bana çok önce atıldı. Ben söz hakkımı kullanayım. Arada benim sözümü yediniz. Bana gönder denize. Saymaz'la bitiriyoruz. Buyur şimdi, Saymaz. Ben Muharrem İnce'nin sokakta dikkatle izlendiğinin farkındayım. Cemillendiniz. Kendisinin bir karşılığı yok değil. Var. Ama öyle iddia ettiği gibi %12-16 düzeyinde olsaydı biz bunu daha görünür halde bulurduk. Yani çarşı pazarda kalabalıklar içinde yürüyemez halde yarı mitingler havasında götürürdü. Bence o boyutta değil ama evet dikkatle izleniyor. Ama Muharrem İnce bir taktik hata yapıyor. Ne gibi? Birincisi halen istifa etmedi. Onu CHP'nin atacağı yok. CHP onu atmayacak. CHP'nin onu atması için elinden geleni yapıyor. Ama CHP'de en az onun kadar kurs siyasetçiler olduğu için onu atmayacaklar. Onun gitmesini bekliyorlar.
Ne yaparsa yapsın, isterse kendini CHP'nin önünde yaksın. Onu atmayacaklar. Muharrem İnce yani istifa etmeyi öteliyor ve geciktiriyor. Bu da yapması gerekenleri, partisi için yapması gerekenleri yapamayışına neden oluyor. Bir ikincisi, zamanlama hatası fevkalade kötü. Türkiye'nin Berat Albayrak'ın istifasını tartıştığı günlerde, hani Halk TV'ye çıksa gene anlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin orada görünmeyi hiç istemediği bir kanaldı. Orada duymayı hiç istemediği bir kanalda o günlerde çıkıp işte CHP'yi, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bence zamanlama fevkalade kötüydü. İkincisi, oradaki konuşma içeriği de bence dolu değildi. Yani yol yürüdüğünde, başkan olduğunda Türkiye'de ne yapacağını anlatmadı. Türkiye'ye dair nasıl bir hazırlığı olduğunu anlatmadı. Cumhuriyet Halk Partisi ile olan kavgasını anlattı. Efendim, bir kere şu iki şeyi gerçekten artık duymaktan sıkıldım. Birincisi, Muharrem İnce'nin o gecesi. Tamam, ben defalarca dinledim artık bunu yani. Yeter. Ama kimse tatmin olmuyor. İşte ama o zaman yani yapacak bir şey yok. Yapacak. İkincisi, Fatih Portakal'ın istifası. Kardeşim, bitmedi mi yani? Yeter. Bu ikisinden sıkkım sayılıdı yani. İkisini artık duymak istemiyorum. Muharrem İnce hala bu konuya takılmış kalmış. Bu konudan çıkamıyor. İkincisi, CHP ile iç kavgasını sürekli ülke gündemine dönüştürüyor. Kimsenin umursadığı yok. Ya milletin nefesi kokuyor. Millet işsiz, milletin canı yanıyor. İnsanlar aç uyuyorlar, aç kalkıyorlar. Ah içinde yatıyorlar insanlar. Muharrem İnce'nin parti kavgasını dinleyecek tahammülleri yok. Bu Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce meselesini dinleyecekleri takatleri kalmadı insanların. Aynen. Muharrem İnce yolu yürüyecekse açlığa, fukaralığa, yoksulluğa dair fikirlerini söylesin. Aynen. Bıraksın CHP'yi. CHP'den umudunu da kessin. Yani on yüzde, bakın bu arada Muharrem İnce'ye potansiyel de var. CHP bütün bu berbat iklime rağmen oyları %17'ye düştü ya. Kararsızlar %25'in üzerine çıktı. Muharrem İnce o %25'e yönelsin. Bıraksa %17'yi. Bu %17'den ona gelmez artık. Ama %25 kararsızlardan gelebilir. Fakat bu da %17'nin oy verdiği partiyle kavga ederek olmaz. Hele hele Berat Albayrak gündemi varken olmaz. İkincisi, Sarıgül daha bence feraset sahibi. Sarıgül kendi istediği yere konuşuyor ve kendi istediği zamanda konuşuyor. Herkesi şaşırtacağım demiş Sarıgül bugün. Ve yani bu hatalara düşmüyor. Mesela bu stratejik hataları yapmıyor. Daha akıllıca davranıyor. O ne yapacağını anlatmaya çalışıyor mesela. Beğenirsin, beğenmezsin. Destek vermeyebilirsin. Ne yapacağını anlatmaya çalışıyor. Ve söyleyeyim. Muharrem İnce CHP kitlesine yönelirken o Sarıgül AK Parti ve MHP... sempatisi gördüm İsmail sende. Arkadaşlar ya, ya espri yapıyorum. AK Parti ve MHP kitlesine yönelik. Yapma, espri çok kızıyor İsmail. AK Parti ve MHP kitlesine yönelik. Sarıgülçülük yapıyor. Ümit Özdağ da bir... Yani Ümit Özdağ hocanın da... şimdi Muharrem İnce diyor ki Halk TV ve KRT beni çıkarmıyor. Televi çıkarmıyor. Şirin Payzın olsun, yok, diğer canım arkadaşlar olsun. Çıkarttığını söylediler. Bence gelsin burada eleştirsin. Tabii tabii. Barış arkadaş burada eleştiriyor partisini. CHP eleştiriyor. Hayır, biz aldık da zaten. Yani burası tavsiye ederim. Taksim meydanını aldık. Tavsiye ederim. Hatta kendisine. Muharrem İnce'nin ilk bana büyük çıkışı da o programı oldu. Yine bu programı aldım. Bana küs olduğu için ben gelmeyebilirim. Kim? Siz hala mı küssünüz yani? Evet, hala küsüz. Kim? Muharrem İnce. Aa, neden? Küsüz. Evet, küsmüş bana. Ya böyle şimdi, bana küsmüştür. İkincisi. Küser mi öyle? Mesela herhalde. Ümit Özdağ Hoca da tabii yine şey platformunu kullanıyor tabii. Az önce söylediğin eleştiriye kısmen o da bence düşüyor o hataya. O da haklı olduğu eleştirileri de etkisiz kılıyor bu yöntem ve zamanlamayla bence. Peki. O nedenle çok mesaj geliyor programı potansiyelleri uzatın diye. Var. Barış, tamamlayayım yani, arkadaşlar. 5 saat oldu. Belimiz kırıldı arkadaşlar, yani arkadaşlar potansiyelleri var. Yok değil. Çünkü Türkiye'de ilk kez kararsızlar ana muhalefet partisi oldu. %25-30 bandı arasına oturdu. Ama o kararsızlar İnce'nin bu yöntemi ve bu zamanlamasıyla onda birikmeyebilir. İsmail sanki bir parti kuracakmış gibi konuşuyorsun. Peki. Aradan bir parti çıkaracak bu İsmail. Bu partiler o zaman çok önemli olur İsmail işte. Yani doğru aday çıkmazsa evet. Millet İttifakı'ndan işte o zaman bütün oyun değişir. Ama şunu unutmayalım, hatırlatalım. Yani. Ben hani yorum yapmıyorum bu programda ama şunu unutmayalım. Abdullah Gül tartışmalarını Muharrem İnce'nin çıkışıyla beraber son bulduğunu da hatırlatalım yani. Değil mi? Peki Kemal CHP Bey içerisinde. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa Muharrem İnce ne yapacak? Sadece o değil ki, mesela başka popüler adaylar isimleri de konuşuluyor Barış. Mansur Ekrem Yavaş İmamoğlu, konuşuluyor, Ekrem İmamoğlu konuşuluyor. Mansur Yavaş, bu isimler olursa da Muharrem İnce'nin, Ertuğrul Günay konuşuluyor. Muharrem İnce'nin işi güçleşebilir yani, onları bence da kaydedelim. Bence tek bir tane isim
var. Kim? Cumhurbaşkanı adayı. Kim? Gecenin bombasını patlat. Kim? E söyle ama Sevilay, şimdi uykusuz bırakma bizi. Yok, hayır, tahminim bu, benim kim? Bildiğim bir şey değil yani. Aa, kim? Cumhurbaşkanı adayı yani. Kim? Ben tek bir isim görüyorum. Kim? Ali Babacan. Ha ben evet. De birini söyleyeceksin. Hayır canım, yani Ali Babacan. Yani. Bu, yani ittifakın bu adayı olarak Ali Babacan çıkacak. İlginç analizle kapatalım programımızı. Sevilay Yılmaz, çok teşekkür ederiz. Ya Ali Babacan, çok sağ olun. Bakalım da abi, Ali Barış Babacan arkadaş, bence çok teşekkür ederiz. İsmail Saymaz, teşekkür ederiz. Arkadaşlar lütfen Elfin fotoğrafları Tataroğlu, Twitter'a atın, bana atmayın. Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim 5 saatlik maratonumuz burada sona erdi. Halk TV ekranlarında gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi geceler.